Bir gün dedim ki, benden biraz emsal gibi de İsa abi dedim. İsa abi dedim, Karl Marx falan kitabında diyor ki dedim, hoşuna gidiyor oğlum, o iki sayfayı da söylüyor, neyse. Din afyondur, din uyuşturur adamı. Evet dedi ya. Ne, gene buldun mu cevap dedi ondaki. Bunu dedi, ne yapacaksın bakayım bu cümleyi dedi. Hani ben hepsini sorguladım da buyum dedim, tamam mı? Dedi ki, bunu dedim ki, bunu dedi nedir o dedi, gece tabii nöbetçi ya benimle, mazgalı açmış konuşuyorduk kafa kafa. Dedim ki, la ilahe, bunu dedim ortadan kaldırıyor. Ne demek dedi, bana uygun söyle dedi. Bak Müslüman olabilmesi için bir insan, la ilahe dedikten sonra illallah demesi lazım. İlla Allah vardır diye demek için Allah olabilecek kimse var mı? Ona layık uygun bir şey var mı? Yani bu kainata Allah'ın dışında bir başka tanrı olabilir mi? Allah'a paralel, karşıt bir şey olabilir mi? Bak bakalım, illa Allah demeden önce bak bakalım, Allah olabilecek bir şey var mı? Bu ne demek? İlk önce eleştiri, sonra onaylama geliyor. Eleştiriden olmadan takdir yok. La ilahe, eleştirmedir. Eleştirme bütünselliğin, bütüne gelmenin değişik bir yöntemidir. İlle bir şey okuyarak, üzerimize alarak kendimizi inşa etmiyoruz. Ayıklanarak kendimizi aslımıza varıyoruz. Mesela şöyle diyeyim. Büyük bir kaya düşünün. Adam tepesine heykeltıraş çıkmış. Her gün bir şey vuruyor çekişte. Adam çıkıyor. Adam nereden biliyordu onun içinde adam olduğunu? Taşın içinde adam yoktu. Bunun içinde vardı. Peki o nedir? Kırmak yememiş. O nedir? Eleştirmedir. Eleştirerek ihya etmektir. İlk önce bak bakalım, din de uyuşturmak değil, tam tersinde eleştirmeni söylüyor. Körü körüne kabul et demiyor. Tam tersine bakın, la ilahe, din uyuştursaydı iman etmeme, reddetme özelliğimiz olmazdı. Reddedebiliyoruz. Sorgulayabiliyoruz. Mesela ustad da diyor işte ya, bakın diyor, mihenge vurmadan almayınız diyor. Mihenge vurun diyor. Dinde ilk kapı eleştiridir. Sonra onaydır. Eğer ilk önce onay olsa tamam kabul ettim, ondan sonra o eleştirilerini içeride kullan derdi. İlk önce inşa etmenin değişik bir yöntemidir. Mesela Allah'a ispat etmektense şeyde sınıfta, Allah'ı gösterecek, yani Allahsız olamayacağını anlat. Müşkilleri gösteriyor ki sonra kabul ettiriyor. Sonra kabul ettiriyor. Mesela diyelim ki Allah şöyledir böyledir anlatmadan önce portakalı göster. De ki vallahi bunun herhalde kör boyu boyaya atamaz ya. Kör buna boya atabilir mi? Bu la ilahedir. Şimdi Allah vardır demedim. Ama bu portakalı boyayan kör olmaması lazım. Bunu sulu olduğu için, ağzıma göre yaptığına göre beni bilmesi lazım. Dışında bir gaz var. -38 santigrat derece kadar bu gaz sıvıyı koruyor. Yani donmasına mani. Demek ki bu mandalina portakal kışın olacakmış. Bunun gaz niye var? Antifriz yapılmış. Ha, arabalardaki suyun donmaması buna bakılarak yapılmış. Mesleğim itibariyle söylüyorum. Bu portakal dışındaki gaza bakılarak arabanın antifrizi imal edildi. Hocam anlatırdı benim. Ben mesleğim buydu. Şimdi ben dedim ki hocam dedim, arabanın antifrizi portakalın dışına bakılarak gaz yapılmış da o portakalın gazını yapan nereye baktı dedim. Hasan dedi, şimdi bunları şey yapma dedi. Yani şimdi yani ders anlatıyoruz diyor, tamam mı? Antifrizin kaynağı falan. Mesela sonar sistemini, radar sistemini falan kıyas ediyor. Şimdi böyle peki nedir? Allah var demedim. Ben Allah var mı dedim adama şimdi. Dedim, hocam dedim bu antifrizin arabada donmasın diye portakalın gazına bakılarak yapılmış. Hocam dedim bu portakalı yapan nereye baktı dedim. Onu da merak ettim ben dedim. Yani kim baktı, Allah mı baktı demedim. Ya oraları şimdi karıştırma dedim. Bu la ilahedir. Yani illallah demiyorum. Ama illallah'a mecbur oldu değil mi? Biz de karıştırma ben. He? Karıştırma diyor ya, biz de karıştırma. Evet, aynen. Şimdi ilk
önce o eleştirisel hallerimiz var ya cemaatte böyle bir şey dahi olsa, peygamber dahi olsa ilk önce bir eleştiri yapılıyor. Yani nasıl falan. Ondan sonra illallah oluyor. Demek ki la ilahe bunu ortadan kaldırıyor. Eğer illallah olsa, illallah ile başlasaydık tamam din hakikaten tenkidi hiç kapısı açık değil. Eleştiri tarafı hiç yok. Hep kabul üzerine kurulmuş. Risale-i Nur'da hiçbir menfi meselesi yoktur ki diyor. Müsbet hakikatin umanı olmasın. Yani dini mesela farz kıldıkları var, bir de haram kıldıkları var. Haram işte o la ilahelerin içine giriyor. İlah, bak bakalım ilah olacak vasıfları var mı? Hatta tabiat risalesinde Allah'ı ispat etmeyi kullandığı yöntem şudur. Diyor ki bu kapının açacak 4 tane anahtar var. Tamam mı? Anahtarlar açacak. Bir tanesi açacak. Kilidi açacak anahtar var. 4 tane. Kesin bir tanesi açacak. Ama hepsi değil. Bir tanesi açıyor. Bir tane denedi kaçmadı. Bir tane denedi kaçmadı. Bir tane de denedi kaçmadı. Dördüncüyü denemek yok. Zaten o kesin olur. Açmadan önce her bir anahtarın açma ihtimali kaçtır? %25. Bir tane devre gitti. O zannediyor bak kendi kendine. Tabiat, sebepler. Dördüncü yol nedir? Allah. Allah'ın ispatına gitmiyor bakın. Sebepler kendi kendine tabiattır. Yapamayacaklarını, la ilahelerini inşa yapınca dördüncüsü illallah oluyor. Tersinin yanlış olduğunu ispatlıyor aslında. Evet, aslında öyle yapıyor. Mesela şu misali de vereyim de çünkü bu çok önemli gençler için. Şeyde kullanıyor, Mesnevi Nuriye 36'da geçiyor. Diyor ki, genel bir sürü fikirler olmakla beraber dinler var, bir de öğretiler var, felsefe yolları var. İkisi de aynı şey hakkında fikir yürütüyor. Diyor ki, ahiret vardır bir tanesi. Çeşitlilikleriyle beraber ahiretin varlığını söyleyen var. Çeşitlilikleriyle beraber ahiret yoktur diyenler var. Keseceğim şimdi. Yoktur. İkisi aynı meselede doğru olamazlar. Bak bunu biraz uzattım ama buna güzel cevap olsun diye. Mesela çeşitlilikleriyle beraber, bunların da çeşitlilikleri beraber bir grup diyor ki ahiret var. Öldükten sonra dirilme var diyor. Ötekiler diyor ki grubun ana fikri yoktur. Daha hiçbirisinin delili yokken ikisi de %100 doğru olamaz. Tamam mı? Mesnevi'de geçiyor ben anlatıyorum. O zaman daha mantık yokken bunun doğru olma ihtimali kaçtır? %50'dir. Bunun doğru olma ihtimali kaçtır? %50. Eğer ispat eden öldükten sonra dirilmeye dair delil getirirse yetmiyor. Bu çürütürse bu galiptir. Eğer ispat eden bir delil getirir de bu çürütemese bu %100 olur, bu sıfır olur. Yani anladın mı burayı? Ahiret vardır. Öldükten sonra dirilmeye vardır. Ölüler dirilir mi diyor bu. Ölüler dirilmez. Bu diyor ki ölüler dirilir. Bu bir örnek verirse, ispat ederse, bu onu cehre edemezse, daha önce daha delilleri yokken %50 iken eğer bu getirdiği delili bu çürütemezse bu %100 oluyor, bu %0 oluyor. Şimdi öldükten sonra dirilmeye dair insanın kendisidir. Ölü suyu içiyor, ölü maddeleri yiyor. İşte Risale-i Nur ve din bir tanesini ölüden diri çıktığını, ölü topraktan dirilerin çıktığını ama karşı diyor, yok canım ölüden diri çıktığına bir örnek nerede var? Diyemiyor. Niçin? Bahar buna delil. Kendisi buna delil. Taşı topraktan portakalı çıkartan bak ölü. Bir damla sudan bu kadar mahlukatı çıkarmış. Ha. Öldükten sonra dirilmeye dair bir tane delil olsa bunun davası %100 olur. İşte bu la ilahedir. Sonra ilk önce la ilahe, sonra illallah %100 oluyor.
İşte onlar söyledikten sonra dedi ki... Bazen bir bürhan, yüz bürhan kuvvetinde oluyor. İşte hakikaten körü körüne değil, tam tersine bu daha uygun değil mi? Kur'an'da da şu yolu takip ediyor. Yakilun, takilun. Yani düşünmez misiniz? Bakmıyor musunuz? Bakmazlar mı? Anlamıyor musunuz? Yani diyor mu ki, gavur oldu gavurlar lan, niye inanmıyorsunuz lan? Tam kesin lan Allah var. Üslubu yok. Kur'an'ın en çok hoşuma giden üslubundan bir tanesi söylüyorum, kesiyorum. Siz bir doktora gitseniz, galiba zannediyorum ki herhalde ihtimaldir, bu böyle hastalığı, hastasın galiba. İnanır da onun ilacını içer misin? Herhalde tahmin ediyorum, zannediyorum, ihtimaldir ki şöyle bir hastasın, bu ilacı kullan. Kur'an'da tereddüt, şüphe, ima edecek hiçbir üslubu yok. Öyle bir gidişatı var ki diyor Risale-i Nur'da, öyle bir ciddi ki, zan yok, bu budur, bu da budur. Bu budur, bu da budur. O kadar insana güven veriyor ki. Ve peygamberin de şeyleri öyle. Peki, vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin el-Fâtiha.